Annem çok kötü oldu. Mahallenin çocukları top oynuyor. Topu kaçıyor mu? Adam bıçakla beraber topu da alıyor eline. Kim attı diye o tarafa doğru koşuyor. Çocuk yere düşüyor. Sersiliyor böyle. Dayısı geliyor sen kime vuruyorsun diye. Dayısının kafasına odunu fırlattığı gibi şurası yarılıyor adamın. Adam yere sersiliyor şurada. Adam oradan sen ne zaman geldin? Buraya nasıl geldin? Nasıl oldu? Adam tüfeği çıkarmasıyla ilkinde vurduğu gibi İbrahim buraya gözlerimizin önüne düştü yığıldı. Koca böyle bir tüfek. Babasından kalmaymış. Of. Olan bitenin kısa bir özeti bu. Ama çok daha fazlası var. İddiaya göre çocuklara burada top oynamayın diyen ve çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir komşusunu öldüren ev sahibi sonra da oturduğu evi ateşe verdi. Ben sadece duydum. Yak evi karıya dedi. Ne olduğunu anlamaya çalışırken adam oradan vurduğu gibi buraya sırt üstü yattı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da sokakta maç yapan çocukların topu bir evin bahçesine kaçtı. Mahallenin çocukları dere sokakta oyun oynuyorlardı. Ellerinde bir top vardı ve topla da işte burada kendi aralarında futbol oynuyorlardı. Oynadıkları top işte bu evin bahçesine düştü. Ev sahibi dışarı çıktı ve çocuklara burada top oynamayın dedi ve iddiaya göre birkaç çocuğu darp etti. Bunun üzerine çocuklar da akrabalarına haber verdi. Çocuğun annesi, dayısı falan geliyor. Öteki çocukların anneleri geliyor. Kavgayı fark eden İbrahim Özyurt evin önüne geldi ve tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Darp edilen çocukların akrabaları olay yerine geldi ve iddiaya göre ev sahibiyle tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ev sahibi outfit'ini çıkardı ve kalabalığa rastgele ateş etti. İbrahim Özyurt göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Ben onun yengesiyim, bir geldim orada yatayım. Evi yakmışlar, karısına yaktırmış ev. Yak evi demiş karısına. Kavgayı ayırmaya çalışırken mermilerin hedefi olan evli ve bir çocuk babası Özyurt hastaneye kaldırıldı. Ama kurtarılamadı. İşlenen cinayetin ardından zanlının evinde yangın çıktı. Mahalle sakinleri kısa süre içinde ikinci şoku yaşadı. Yak evi çık dedi. Şüpheli İbrahim Özyurt'u vurduktan sonra iddiaya göre eve geldi. Evde eşi vardı ve yine iddiaya göre evi ateşe verdi. Daha sonra karakola gidip teslim oldu. İtfaiye geldi, evi söndürmeye çalıştı. Ancak görüyorsunuz ev tamamen yanmış ve kullanılamaz hale gelmiş. Karakola teslim olan şüpheli evi mahalle sakinlerinin ateşe verdiğini, kendini korumak isterken Özyurt'u vurduğunu öne sürdü. Mahalle sakinleri ise onun bu iddiasını yalanladı. Çocukların topu yüzünden cinayet işlenen sokakta yaşayanlar hala olayın etkisinde. Dedektiflerse görgü şahitlerinin ifadesini alıp olayın tam olarak nasıl olduğunu çözmeye ve kimin doğruyu söylediğini bulmaya çalışıyor.